Bildiğiniz üzere temiz bir imanın, parlak parlak bir düşüncenin önündeki en büyük engel cehaletin güçlü ve aktif olmasıdır. Mesela yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya cahil diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyameti olan cehalet çukurunun açık seçik bir numanesidir. Bu sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil. Sakın kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir. Aklın, ahlakın, bilimin ve inancımızın öncüleri olarak gördüğümüz birçok milli ve manevi şahsiyet cehaletin mincine uğramıştır. Bununla birlikte yüce dinimiz pek çok buhtana, pek çok yalan ve saptırmaya maruz kalmıştır. Enes Karan'ın intiharını cahilce, bağlamından kasten kopararak belirli hedefler kapsamında sorgulayan, yargılayan, ardında da toptancı yaklaşımla inanan insanlarımızı linç etmeye kalkanlar, birlik, dirlik, kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu hazmedemeyen uşaklaşmış mihraklardır. Merhum Nurettin Topçu hocamız diyordu ki, Müslüman Türk'ün mektebi, marif, metafizik ve ahlak prensiplerini Kur'an'dan alarak Anadolu insanının ruh yapısına serpen ve orada besleyen insanlığın 3000 yıllık kültür ağacının aramızdaki yemişlerini toplayacak evrensel bir ruh ve ahlak cihazı olacak. Merhum düşünürümüz Ziya Gökalp'e göre İslam görkemli ve üstün bir medeniyet inşa etmek kudretine sahiptir. Geçmişte bunun örnekleri görüldüğü gibi bunun da tekrarı mukadderdir. Ancak bunun için İslam'ı ana kaynaklarından doğru bir şekilde bulup çıkaracak içtihat kurumları gerekmektedir.